Evet, kayıt başladı. Söz Ecehan'da. Ecehan buyur. Aa, teşekkürler Deniz. Şimdi her şeyden önce şeyi söyleyerek başlayayım. Tematik toplantılar, çalışma grubunda bu sorular belirleniyor. Dolayısıyla aslında yani tabii ki çoğaltılabilir sorular ama iklim krizi ve kapitalizmin krizi arasındaki ilişki nedir? Kadınlar göçmenler iklim krizinden nasıl etkileniyor? Ve Ekokırım yasasının iklim krizi ve iklim adaletiyle nasıl bir ilişkisi var soruları. Çalışma grubu tarafından ortaya atılmış olan sorular. Ben burada bir tür TRC'ye ter atma durumuyla karşı karşıyayım. Yani burada bulunan herkes zaten İklim Adaleti Koalisyonu'ndan aşağı yukarı tanıdığımız insanlar. Eminim bu soruların cevaplarını benden daha iyi bilen çok sayıda insan vardır. Çok daha iyi hitabet yeteneği daha gelişkin olan arkadaşlarımız da vardır eminim. Ben bu sorulara yanıtları kısa bir şey giriş niteliğinde algılamanızı temenni ediyorum. Yapacağım 20 dakikalık konuşmayı. Ardından da bu sorular etrafında hep beraber tartışırsak daha verimli sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum, biliyorum. Şimdi ilk meseleden başlayacak olursak, o yüzden de yani biraz daha genel geçer ve üstü kapalı bir şekilde anlatırsam affedin. Çünkü hani burada zaten bu konuyu bilen insanlara küçük hatırlatmalar yapıyor gibi konumlandırdım kendimi. Şimdi her şeyden önce iklim krizi kapitalizm arasındaki ilişki nedir sorusunda temel bir şeyimiz var biliyorsunuz. Yani 6. büyük yok oluşla karşı karşıyayız ve bu yok oluşun temel sorumlusunun işte antroposen çağda ağırlıklı olarak da biz iklim adaletçileri olarak kapitolesenin yarattığı bir sonuç olduğunu ileri sürüyoruz. Bunun yani sermaye birikimiyle ve kapitalizmle ilişkili, doğrudan ilişkili bir sonuç olduğunu ileri sürüyoruz. İklim krizleri her zaman vardı. Bütün türsel yok oluşlar dünya çapında daha önce de sıklıkla 5 kere en azından yaşandı. Bunu biliyoruz. Fakat şu anda içinde bulunduğumuz krizin diğer krizlerle karşılaştırıldığında insan yapımı, sermaye yapımı bir kriz olduğunu, çok daha hızlı geliştiğini ve doğal olmayan bir kriz olduğunu biliyoruz. Bunun temelinde de temel olarak bana kalırsa ihtiyaç olmayan metalların üretimi meselesi yatıyor. Yani insan türünün kendi ihtiyacı olmayan metalları üretmeye başlaması kapitalizmle birlikte ve buna da işte esas olarak aşırı üretimin eşlik etmesi. Yani birincisi meta üretiminin yani metanın farklı türleri var. İşte ihtiyacımız olan metalar var, işte gereksiz metalar var, tamamen uydurulmuş metalar var. Aykut Çoban'ın böyle bir sınıflandırması var. Bir de bu metaların aşırı üretimi süreci söz konusu. Şimdi bu esas olarak aşırı meta üretimi iklim krizini hızlandıran birinci esas etmen yani kapitalizmin yarattığı ana dinamik. Burada da temel olarak kapitalizm geçimin karşısına yani idamenin karşısına hayatta kalmanın diyelim survival'ın karşısına pazarı koyuyor. Ve pazar toplumun en üst örgütleyici ilkesi kademesine yerleştiriliyor kapitalizmde. Bu da beraberinde kâra dayalı üretimi, hızı, aşırı tüketimi ve türlerin yok oluşunu getiriyor. Şimdi bir yandan da pazarın egemen hale gelmesiyle birlikte toplumsal külfetin dışsallaştırıldığı bir süreç yaşıyoruz. Yani sağlık, eğitim, bakım gibi unsurlar dışsallaştırılıyor. Ve esas olarak bu toplumsal külfet tamamen toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle kadınların sırtına yükleniyor. Bu da sermaye birikiminin temellerinden bir tanesini oluşturuyor. Yani aslında bu sağlık, eğitim, bakım gibi unsurlar kapitalizmin ana dinamikleri değil, tarihsel belirli duraklarda çeşitli zorunluluklar nedeniyle, zorunluluklarda genellikle aşağıdan gelen basınçlar, işçi sınıfından gelen basınçlar oluyor. Bu basınçlar nedeniyle zaman zaman programlara girmiş, işte devlet yükümlülüğü olarak tanımlanmış ama bunun dışında temel olarak pazarın egemenliğiyle birlikte tamamen dışsallaştırılmış ve kadınlara yıkılmış olan unsurlar. Bir de şöyle bir tarafı var bu meselenin, onu da söylemeden geçmiş olmayalım. Bunlar pazarın içine alındığı hal, yani kapitalist üretim tarzının belirli tarihsel dönemlerinde ana bileşenler gibi görüldüğü anlarda dahi sağlık, eğitim, bakım gibi toplumsal külfeti yaratan unsurlar
esas olarak ikincil iş gücü piyasasını oluşturuyorlar ve ikincil iş gücü piyasasını oluşturan kadınlar, engelliler, göçmenler, mülteciler vesaire gibi iş gücü tarafından çok daha düşük ücretli olarak sağlanıyorlar. Yani şey düşünecek olursak bir örnek veriyor olayım. Hemşirelerin %95'inden fazlası kadın. Anaokulu, ana sınıf öğretmenlerinin %99'u kadın. İşte genel olarak ilk öğretim öğretmenlerinin daha fazla sayıda, orta öğretimin biraz daha az, lisenin biraz daha az, üniversitenin biraz daha az olarak gidiyor. Ama ona baktığınızda aslında o statünün de aşağıya doğru indikçe, yani iş kadınlaştıkça statüsünün de azaldığını ve dolayısıyla ücretinin de azaldığını görüyorsunuz. Şimdi dolayısıyla da aslında bu tür bir pazarın egemenliğinin, sağlık, eğitim, bakım gibi temel toplumsal meselelerin dışsallaştırılmasının ve bunlara ek olarak ve temelinde ihtiyaç olmayan metaların üretiminin bu altıncı büyük yok oluş süreciyle bizi karşı karşıya bıraktığını görüyoruz. Bunun bir diğer dinamiği de esas olarak çitleme dediğimiz, müştereklerin ortadan kaldırılması dediğimiz süreç. Burada da esas olarak şöyle bir önerme var. Terra madre, işte toprak ana dediğimiz unsura karşı terra nullius, yani boş arazi dediğimiz unsur karşı karşıya geliyorlar ve pazar aslında toprağı, bir canlı olan, yaşam hakkı olan toprağı boş bir arazi olarak görüyor ve konumlandırıyor. Esas olarak bunu çitleyerek, etrafını çevirerek bir üretim aracı haline getiriyor. Ve esasen bu ekolojik krizin temel dinamiği, hani nasıl böyle bir nasıl diyeyim, yani çitleme ve çitlemeye karşı direniş esas olarak bu ekolojik kriz, kapitalizmin krizi arasındaki bağlantıyı kuran unsurdur diyebiliriz. Şimdi ekolojik kriz açısından geldiğimiz nokta, hepimizin bildiği işte Stockholm Dayanıklılık Merkezi diye bir yer var. 2009'da kuruldu. Dünyadaki çok farklı ülkelerden bilim insanları burada çalışıyorlar ve işte kritik eşikler tanımlamaya çalışıyorlar ekolojik krizin geldiği noktayla ilgili. Genel olarak baktığımızda işte yani deniz balıklarının %90'ının aşırı avlandığı ya da soyunun tükendiğini biliyoruz. İşte karada yaşayan böcek sayısının 99'dan bu yana %25 azaldığını biliyoruz. İşte karasal alanların %42'sinin, yani buz altında olmayan karasal alanların %42'sinin tarım arazisi olarak kullanıldığını biliyoruz. Vesaire vesaire, çok çeşitli işte 9 tane kriter kullanıyorlar onlar. Bu 9 kriter açısından baktığımızda çok ciddi bir şekilde bu kriterlerin en az 5 tanesinde eşik değeri aştığımızda ve diğer kriterlerde de eşik değere çok yaklaştığımızı görüyoruz. O yüzden de ekolojik krizin derinleştiği, neredeyse geri dönülemez bir noktaya geldiği bir durumdayız. Yani bu da bir yandan da esas olarak hükümetlerin sağcılaşması ve otoriterleşmesiyle birlikte derinleşen de bir mevzu. Biliyorsunuz şimdi bir Arjantin garabetiyle karşı karşıya kaldık. Geçtiğimiz hafta sonu Arjantin'de seçimler yapıldı ve bayağı, yani işte dolarizasyonu savunan vesaire, yerelliğin herhangi bir etkisinin yok sayılacağını baştan deklare etmiş olan bir hükümet başkanı geldi. Daha önce de işte Brezilya'da Bolsonaro'yla esas olarak Amazon ormanlarının yıkımıyla karşı karşıya kalmıştık. 2014-2018 yılları arasında Bolsonaro'nun iktidarda olduğu dönemde çok ciddi bir Amazon ormanlarında, yağmur ormanlarında kayıp oldu. Ve dünyada da toplam bütün bu süre boyunca her yıl ortalama olarak Britanya'nın yüz ölçümü kadar ormanlık alan tahrip oldu. Şimdi bu da işte bildiğimiz gibi farklı şekillerde, farklı yerlerde, farklı işgal biçimleri altında devam ediyor ormansızlaştırma. Bu da çok temel başka ekolojik krizi derinleştiren, ağırlaştıran bir etki yaratıyor. Onun yanında endüstriyel tarım en temel kirleticilerden bir tanesi.
Şimdi orada da şöyle bir şey söylemek lazım. İşte dünya nüfusu çoğalıyor. İşte 8,5 milyar oldu. Bu kadar insanı kim besleyecek? Endüstriyel tarıma ihtiyacımız var diyorlar. Bu tamamen hepimizin bildiği gibi büyük bir yalan. Böyle bir şey yok. Küçük ölçekli tarımın şu andaki dünya nüfusuna yetecek kadar besin üretmeye muktedir olduğunu Birleşmiş Milletler'in kendi örgütü olan Dünya Gıda ve Tarım Örgütü de FAO yani çok net bir şekilde söylüyor. Bütün raporlarında yazıyor. Yani dolayısıyla böyle bir endüstriyel tarıma ihtiyacımız olduğu kısmı doğru değil. Bu çok büyük bir yalan. Her şeyden önce bir kere endüstriyel tarımda üretilen ürünlerin %70'i hayvancılık alanında kullanılıyor. %70'i hayvancılık alanında kullanılıyor. Ve endüstriyel tarım buna rağmen yani ekolojik krizdeki etkisi bilinmesine rağmen tabii ki yeşil boyama sağ olsun hiçbir şey olmamış gibi işte dünya nüfusuna yetecek besin üretme bahanesiyle neo-Malthusian bir kafayla diyelim genişlemeye devam ediyor. Şimdi bütün bunlar temel olarak kısaca bu hikaye etrafında çok budaklandırılabilir tabii ama genel olarak bu hikaye kapsamında iklim adaleti diye bir sorun karşımıza çıkıyor. Yani iklim adaletsizliği sorunu karşımıza çıkıyor. İklim adaletsizliğinin temelinde de esas olarak küresel krizin etkilerinin dünya çapında eşit şekilde hissedilmediği varsayımı var. Şimdi her şeyden önce şunu söyleyeyim. İklim adaleti biraz eski bir kavram. Eskiden hatırlarsınız bir 2010'larda falan ekolojik kriz yerine iklim krizi tabiri kullanılıyordu. Yani daha önce de işte ekoloji demiyorduk, çevre diyorduk vesaire gibi. Yani bu kavramlar çok hızlı güncelleniyor. Etnografik kavramlar çünkü. Ve iklim adaleti de biraz eski kaldı ama hani böyle çok yerleştiği için kullanmaya devam ediyoruz. Onun arka planında daha böyle küresel ısınmaya odaklı bir şey vardı, mevzu vardı. Fakat küresel ısınma artık yani gördük ki hep beraber öğrendik ki ekolojik krizin küçük bir boyutu ve sonucu. Ekolojik kriz çok daha büyük. İşte okyanus asitlenmesi, işte ormansızlaşma, tatlı su kaynaklarının ortadan kalkması vesaire gibi çok boyutlu bir mesele. Küresel ısınma bunun parçalarından bir tanesi. Dolayısıyla da yani iklim adaleti kavramını hala kullanıyoruz ama aslında ekolojik adalet anlamında kullanıyoruz. Burada da bunu söylerken de bu adaletsizliğin nedeni işte dünya çapında sorunun etkilerinin eşit bir şekilde hissedilmemesi. Şimdi burada eşitsizlikten bahsediyoruz ama ne tür bir eşitsizlikten bahsediyoruz? Tespitini yaptığımızda kadınlar ve göçmenler mevzuna da tekrar dönmeyi umuyorum. Başta sorulardan olan. Şimdi bir tanesi ya aslında üç çeşit eşitsizlikten bahsediyoruz. Çoğaltılabilir ama yani üç genel kategori altında toplayabiliriz bu eşitsizlikleri, iklim adaletsizliği dediğimizde. Bir tanesi yapısal eşitsizlikler, öbürü sosyoekonomik yani sınıfsal eşitsizlikler. Ve üçüncüsü de bence çok önemlisi biraz üzerinden konuşmayı atladığımız nesiller arası eşitsizlikler. Şimdi yapısal eşitsizlikler dediğimizde işte ırk, etnik köken, cinsiyet gibi işte insanların doğuştan getirdiği ve değiştiremeyeceği özellikleri kastediyoruz. Bu özelliklerden kaynaklanan eşitsizlikleri kastediyoruz. İşte bildiğiniz gibi ırk, etnik köken, cinsiyet böyle unsurlar. Ama bunun yanında işte engelli insanlar, özellikle gelişmekte olan ülkelerde yani tırnak içinde küresel güneyde diyelim. İşte sağlık, gıda güvenliği, suya erişim, sanitasyona erişim, geçim kaynaklarına yönelik tehditler de dahil olmak üzere iklim değişikliğinin ve genel olarak ekolojik krizin olumsuz etkileri konusunda daha fazla risk taşıyorlar. Aynı şekilde yerliler de dünyadaki biyolojik çeşitliliğin %80'ini koruyan insanlar yerliler. Biyolojik çeşitliliğin %80'ini.
Onlar da hayatlarına, geçim kaynaklarına ve geleneksel bilgilerine yönelik artan bir tehditlerle ve risklerle karşı karşıya kalıyorlar. Çünkü bu yine Terra Nullius meselesinde yerlilerin yaşadığı sahiplenilmemiş topraklar, örneğin Amazon yerlilerinin yaşadığı ya da işte aborijinlerin yaşadığı, kendi yaşam tarzları, toprakları sahiplenme üzerine kurulu olmadığı için sahiplenilmemiş topraklar, kapitalist pazar ekonomisi tarafından boş arazi olarak görülüyor ve çitleniyor. Ve bunun sonunda bu yerlilerle yerli olmayanlar arasında, işgalciler arasında olan savaşlarda genellikle yerliler küçücük bir alana, tamam burada işte burası sizin terra madreniz olsun, burada ne isterseniz yapın türü bir şeyle, yalnızlaştırma ve izolasyonla karşı karşıya kalıyorlar. Bu tabii bunun arka planında çok daha fazla konuşulacak şeyler var ama temel olarak bu yapısal eşitsizlikler insanların ekolojik krizin etkilerinden farklı şekillerde, daha derin bir şekilde etkilenmesine neden oluyor. Özellikle mültecilerin eğreti konumu, toplumsal olarak eğreti konumu, zaten barınmadan ve diğer temel altyapı ve sağlık eğitim gibi unsurlardan uzakta olmaları, yani başından konumları itibariyle uzak olmaları, aynı şekilde kadınların kamusal alanın tamamından neredeyse dışlanmış olarak yaşamak zorunda kalmaları ekolojik krizin etkilerini de arttırıyor. Yani kadınlar açısından daha önce de söylediğim bir de şey var, yani idameyi sağlamak, o toplumsal yük olarak görülen idamenin sağlanması süreci var. Bu da örneğin yani gıda krizi söz konusu olduğunda ekolojik krize bağlı olarak kadınların gıda üretimini engelleyen bir unsur olarak ortaya çıkıyor. Su krizi bağlamında baktığımızda işte su kaynaklarına yürüme ve su elde etme genellikle kadınların ve çocukların işi olarak görülüyor. Ya da işte gittikçe artan ekolojik krize bağlı felaketler, işte sel baskınları, depremler vesaire gibi unsurlar söz konusu olduğunda kadınlar ve çocukların eve bağlı yaşamları ve kamusal alanlardan ve araçlardan uzak olan hayatları, örneğin bir arabalarının olmaması diyelim. Temel olarak o etkenden kaçmalarını zorlaştırdığı için bütün bunların sonunda, bu gibi felaketlerin sonunda kadın ve çocukların kayıplarının daha fazla olduğunu görüyoruz. Gibi bu yapısal eşitsizliklerin etkilerinden bahsedebiliriz. Bunun dışında esas olarak küresel güneyin ciddi bir eşitsizliğe maruz bırakıldığını zaten biliyoruz. Kapitalizmin başlangıcından, sömürgeciliğin başlangıcından itibaren. Yani bu da esas olarak kaynakların dünya çapında eşit olmayan bir şekilde dağıtılmasıyla ilgili. İşte düşük gelirli ülkeler ve bu ülkelerdeki savunmasız nüfuslarda iklim kaynaklı kayıp ve hasarlara karşı daha duyarlı hale geliyorlar. Örneğin işte Arap ayaklanmaları mesela Nil Nehri'nin kirlenmesiyle ilişkiliydi her şeyden önce. Ve yani Nil Nehri'nin kirlenmesi demek hem suyun hem gıdanın yoksullar açısından neredeyse erişilmesi imkansız kategorisine geçmesi anlamına geliyor. Bu da doğal olarak o bölgelerde bir ekolojik krizin sonuçlarının ortadan kaldırılmasına yönelik bir talepler ve bunun etrafında bir mücadeleye neden oluyor. Bu yapılamadığı, başarılamadığı takdirde çok büyük kitlesel göç dalgalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi iklim mülteciliği dediğimiz mesele mesela işte 2050 yılına kadar 1 milyarın üzerinde insanın dünya üzerinde yer değiştirmesi gibi bir bağlamda tartışılıyor. Bu rakamlar konuşuluyor. Çok büyük rakamlar bunlar. Yani bütün sosyolojilerin alt üst olması demek. Yani bütün o nüfus dinamiklerinin parçalanması ve bütün toplumların yeniden inşa edilmesi anlamına geliyor. 1 milyar kişinin yer değiştirmesi çok büyük bir rakam. Ve bu da esas olarak bu sosyoekonomik eşitsizliklerden kaynaklı olarak iklim değişikliğinin etkilerine, yani genel olarak ekolojik krizin etkilerine maruz kalan nüfusun yer değiştirmesi anlamına gelecek bu eşitsizliklerin sonucunda. Üçüncü ve
önemli olduğunu düşündüğüm söylediğim mesele nesiller arasındaki eşitsizlikti. Bu da temel olarak gelecek dönemlerde, yani ekolojik kriz şu an bugün içinde yaşadığımızın ötesinde 2050'de, 2100'de neredeyse türlerin çok büyük oranda yok olmuş olduğu, insan türünün de haklarıyla birlikte tehdit altında olduğu bir durumdan söz ediyoruz. Ve bunu kendimiz için değil, gelecek nesiller için, yani sonuçlarını gelecek nesillerin yaşayacağı, yani bizim hayatımızda o kadar büyük etki yaratmayan ama gelecek nesillerin hayatlarında çok büyük etki ve eşitsizlik yaratan bir unsurdan bahsediyoruz. Dolayısıyla da iklim adaleti derken aslında kadınların, göçmenlerin ve bütün bunların yanında işte engellilerin, yerlilerin, gelecek nesillerin ve yoksulların, küresel güneyin bir bütün olarak mücadelenin öznesi olacağı bir hareketi tarif etmiş oluyoruz iklim adaleti derken. Şimdi bir tane çok iyi bir şey var, kaynak var önerebileceğim. Bir konuşma bitince şeye de gönderirim, linkten de atarım. Güney Afrika İklim Adaleti Şartı. Bu gerçekten çok temiz ve iyi bir metin. Burada temel olarak iklim adaleti mücadelesi bir insan hakları mücadelesidir diyor, bunu açıklıyor. İklim adaleti mücadelesi bir sosyal adalet mücadelesidir diyor. Çevre merkezli bir yaşam mücadelesidir diyor. Sosyalleştirilmiş mülkiyet mücadelesidir diyor. Uluslararası dayanışmaya dayanır ve sömürgecilikten kurtulmayı gerektirir diyor. Ve bunun yanında da nesiller arası adaleti sağlama hedefini gözetir diyor. Bu yani isterseniz çevirebiliriz. Bence hatta çevirsek iyi olur bizim İklim Adaleti Koalisyonu'nun web sitesi için. Tamam canım. Yarın görüşürüz. İyi geceler canım benim. Yarın görüşürüz. Dolayısıyla yani çevrim mühendisliğinin iyi olacağını düşündüğüm bir metin. Ben de üstlenebilirim hatta. Burada da iklim adaleti için neler yapmalıyız konusunda söylediği şeyleri de daha fazla tartışmamız lazım diye düşünüyorum. Bunların ilki demokratik ve adil bir geçişi için planlama. İkincisi fosil yakıtların hızlı bir şekilde sona erdirilmesi yoluyla toplumsal mülkiyete sahip ve topluluk temelli yenilenebilir enerji. Özellikle yenilenebilir enerji tartışması Türkiye'deki ekoloji hareketini dönem dönem çok tıkıyor. Yani neyi kastediyoruz? Alternatif enerjiden, yenilenebilir enerjiden neyi kastediyoruz? Kısmı bayağı sorun bence. Yani aramızdaki tartışmada açılması gereken noktalardan bir tanesi. Burada toplumsal mülkiyet ve topluluk temelli vurgusu o açıdan bu tartışmaya bir soluk getirebilir diye düşünüyorum. İşte müştereklerin arttırılması, suyun müşterekleştirilmesi ve demokratikleştirilmesi, yani müştereğin demokratikleştirilmesi, işte daha az çalışma, eko hareketlilik ve temiz toplu taşıma sistemleri, işte sıfır atık basit yaşam, ekososyal konutlar ve geçiş kentleri gibi işte hani üzerine nasıl bir hayat istiyoruz? Yani ekolojik olarak sürdürülebilir hayat nasıl bir hayattır? Ve bunun için neleri öne çıkarmamız lazım? Sorularına yanıt vermemiz gerektiğini hatırlatan bir metin her şeyden önce. Yani dolayısıyla bizim tartışmamıza temel olabilecek bir metin bu açıdan. Şimdi bütün bunların ilk iki soruya biraz böyle yanıtları açacak kadar bir giriş yapmış olduğumu umuyorum. İklim adaleti tartışmasında dikkat etmemiz gereken şeyin şu olduğunu söylemek istiyorum. Sonuçta iklim adaleti meselesi bir borç tarifi üzerine kurulu. Yani bu eşitsizliğin bedelini işte zenginler ödesin mesela, zengin ülkeler ödesin, işte zengin bu sınıflar ödesin, burjuvazi ödesin vesaire gibi bir işte ekoloji vergileri konulsun vesaire filan gibi tartışmaları da olan, içeren
Çok geniş bir yelpaze iklim adaleti. Biz iklim adaleti hareketinin içinde iklim krizinin kapitalizmin kriziyle, kapitalizmin kendisiyle birebir bağlantılı olduğunu ve kapitalizmin krizi derinleştikçe ekolojik krizin de derinleştiğini, hatta öyle bir noktaya gelindiğini ki ekolojik krizin esas olarak kapitalist üretim tarzının temel krizi, ekonomik krizi, toplumsal krizi, siyasi meşruiyet krizini vesaireyi de içeren, kapsayan ve aşan büyük kriz olduğunu söyleyenlerin tarafındayız diye düşünüyorum. Yani ben en azından kendimi öyle algılıyorum. İkincisi, iklim adaletinin kapsamını insan türünden daha fazlasına işaret eden bir şekilde genişleten. Yani doğayı, toprağın canlı olduğunu teslim eden, bunun dışında da insan türü dışındaki tüm türlerin de hakları olduğunu teslim eden tarafındayız diye düşünüyorum. Bu bakımdan bazı iklim adaleti savunucularının argümanlarının bana biraz insan merkezci geldiğini söylemiş oluyorum. Şimdi ekokırım ve iklim adaleti arasındaki ilişki ne sorusu son soru. Bununla ilgili şey söyleyeyim. Biliyorsunuz zaten ilk sen buradaysa o daha da açar bu tartışmayı eminim. Şöyle ki işte bu ekokırım ilk kez soykırım kavramının bir türevi biliyorsunuz işte Winston Churchill tarafından ortaya atılmış. Nürnberg mahkemeleri de bundan esinlenerek bir soykırım suçu tanımlamış. İşte ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından cezalandırılan dört suçtan bir tanesi haline gelmiş soykırım. Biz şimdi beşinci suç olarak ekokırımın eklenmesini talep ediyoruz aslında. Yani biz dediğim Stop Ecocide hareketi beşinci suç olarak ekokırımın eklenmesini, suç olarak tanımlanmasını ifade ediyor. Bu işte 2010'dan beri bayağı yoğunlaşan bir çalışma. İşte Paul Higgins'in çalışmalarıyla başlıyor. Ve esas olarak bu çerçevede ekokırım meselesiyle ilgili Birleşmiş Milletler Hukuk Komisyonu'yla çalışmalar yapılıyor. İşte Avrupa Adalet Divanı'yla çalışmalar yapılıyor. İşte Birleşmiş Milletler Uluslararası Savcısı bu sözcülük yapıyor dönem dönem. Ve buradaki esas fikir çevreye verilen zararın uluslararası ceza hukuku yoluyla azaltılabileceği fikri. Şimdi temeli bu. Ama bir yandan da şöyle bir tarafı var. Yurttaşın ekokırım yasası dediğimizde esas olarak insanların yurt hakkından da bahsediyoruz. İnsanlarla birlikte tüm canlıların yaşama hakkından ve yurt edilme hakkından yani ekosistem hakkından diyeyim yani bahsediyoruz. Ve aslında insanların kendi bulundukları alanla ilişkili koruma bilinçlerini geliştiren diyeyim. Ve onları harekete geçiren tabii ki bir malzeme de demek istemiyorum da yani araç da demek istemiyorum ama bir kullanışlı bir kit diyeyim ekokırım yasası argümanı her şeyden önce. Ve bir yandan da gerçekten de ekolojiye karşı işlenen suçların yani işte ekosistemlere karşı işlenen suçların gerçekten ağır uluslararası sonuçları olan ve sadece kişiye değil kişileri aşan bir yani özür dilerim bu soykırım tartışmalarına gidiyor kafam sürekli. Sonuç olarak kullanışlı bir araç olduğunu düşünüyorum ama belirli bir sınırlılığa da sahip olduğunu, bunun işte ekokırımın suç sayılmasının ekokırımı ortadan kaldırmaya tek başına yetmeyeceğini, bununla ilgili daha derin bir kazma faaliyetinin, derinleştirme faaliyetinin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi son olarak şeyi söylemek isterim. Bu Gazze ile ilişkili olarak Gazze'nin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının Gazze'ye açtığı savaşın kesinlikle bir soykırım olduğunu düşünüyorum. Bu çok
net bence. 2,5 milyon insanı bir açık hava hapishanesinde bir yere gitmeye zorlamanın kendisi bile, yani oradan kaçmaya zorlamanın kendisi bile aslında bir soykırım. Çünkü kaçacak yeri olmayan, kaçacak yerleri olmadığını biliyoruz. Ama bu aynı zamanda bir ekokırım. Bunu da dikkate almamız lazım. Savaşlar bir bütün olarak zaten çevre felaketlerine neden olurlar. Buna Irak'taki ve Afganistan'daki savaşlarda da tanık olduk. Bir kere her şeyden önce zehirli silahların kullanılması söz konusu oluyor. Ve işte sivil altyapının tahrip edilmesi, hava, kara ve su kaynaklarında uzun süreli kirlenmeler. Ve bu şey anlamına geliyor, yani bombalar durduktan sonra bile canlıların acı çekmeye devam ettiği bir ortam anlamına geliyor. Dolayısıyla ekokırım mücadelesinin ben Filistin'e özgürlük mücadelesiyle de ilişkilendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı çevresel apartheid iklime de zarar veriyor ve Filistinlilerin ekolojiden kaynaklı, yani sağlıklı bir hava, su, işte çevrede yaşama hakkı olan temel hakkını, temel insan hakkını ihlal ediyor. Dolayısıyla da yani işte nehirden denize Filistin özgür sloganının yanına, yöresine, bir yerine İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçlarla sınırlı olmayan bir ekokırım suçu da işlediğini eklememiz gerekir diye düşünüyorum. Şimdi 28'ine ilişkin ekokırım yasası ile ilgili mecliste olacağız 28 Kasım'da. Bu bizim için çok önemli bir aşama. Her şeyden önce şunun için önemli. Bir yıl önce hiç olmadığımız, hayal bile etmediğimiz bir noktadayız hep beraber. İklim Adaleti Koalisyonu ve ekokırım çalışma grubu ve ekokırımla ilgilenen diğer arkadaşların birlikte yarattığı bir mücadele sonucunda, kararlı bir mücadele sonucunda 28 Kasım'da işte yurt dışına ekokırım yasası ile ilgili imzaları meclise vereceğiz. Bu çok büyük bir adım, çok büyük bir adım gerçekten bizim için. Bir başarı, hareketimizin bir başarısı. Ama bunu ekokırımı işte ekokırım suç olsun bağlamının ötesine taşıyıp çok daha iklim adaleti kapsamında çok daha kullanışlı bir mücadele alanına çevirmemiz gerekir diye düşünüyorum deyip bayağı soyut bir şey söylemiş olarak bitireyim. Size bırakayım, beraber tartışalım. Ece Hanım çok teşekkürler. Çok kısa bir zamanda çok önemli kavramları ortaya attığım bir sunum oldu. Arkadaşlara söz vermeden önce ben şöyle üç tane dört tane kavram yakaladım. Sen hastayım diyorsun ama ben yakalamakta zorlandım. Zihnin şöyle çalışmıyor, hastaymış gibi çalışmıyor. Gayet verimli bir toplantı oldu. Bir kere iklim krizinin aslında kapitalizmin temel krizi olan ekolojik krizin bir parçası olduğunu vurguladı Ecehan. Dolayısıyla bir bütün olarak meseleye bakmamız gerektiğinin altını çizdi. Ekolojik kriz, su, işte gıda güvencesi, okyanusların asitlenmesi, karbon döngüsü dışında diğer döngülerin bozulması, yani azot ve fosfor döngülerinin de bozulması gibi pek çok boyutu olan biyoçeşitlilik kaybının kriz boyutlarına ulaştığı bir durumu anlatıyor dedi. Bunun temel sorumlusunu da tabii ki kapitalizm olarak gösterdi. Kapitalizmin sermaye birikimi için aşırı üretim çabası, hatta Aykut Hoca'ya da bir selam gönderelim, İhtiyaç olmayan metaların üretimi den bahsetti. Ekolojik adalet meselesini, ekolojik adaletsizlik kısmını üç temel ayrımla ele almakta fayda olduğunu söyledi. Yapısal, yani
etnik, ırksal, işte cinsiyet ayrılıklarına dayalı olan eşitsizlikler, sınıfsal eşitsizlikler ve nesiller arası eşitsizlikler. Ama daha sonra şu vurguyu da yaptı. Bu yaklaşım oldukça insan merkezli. Çünkü türler arası eşitsizlikleri, yani insan türünün diğer türler üzerinde uygulamış olduğu tahakkümü de bu sürecin dışında tutmamak gerektiğini hatırlattı bize. Bu adaletsizliklerden en fazla kamusal alandan dışlanmış olanların, yani ezilenlerin, yerlilerin, kadınların, göçmenlerin etkilendiğini altını çizdi. Güzel bir kaynaktan bahsetti. Güney Afrika İklim Adaleti bunu şey yapalım, şartı çevirelim diye bir önerisi var. Peki bu krizden nasıl çıkacağız meselesine? Özellikle bu Güney Afrika İklim Adaleti şartı çerçevesinde önerileri bizimle paylaşarak bir vurgu yaptı ama yenilenebilir enerji tartışmasının da burada merkezi bir yerde olduğunu vurgulayarak toplumsal mülkiyet ve toplum temelli yenilenebilir enerjiyi bir kavram olarak tartışmayı açmanın önemli olduğunu vurguladı. Daha fazla şeyler de vardı. Bunlar benim alabildiğim notlar. Ama en önemlisi savaş şu anda İsrail'in Gazze'de uyguladığı savaşın aslında hem ekokırım hem de bir soykırım olduğunun altını çizerek sözlerini bitirdi. Gerçekten çok fazla tartışmaya açılacak nokta var. Söz sizin arkadaşlar. Buyurun. Evet, hazmetmek için bir iki dakikaya ihtiyacımız var tabii. Caner buyur. Merhaba Sonra arkadaşlar. Beyza Hoca. Selam herkese. Gerçekten de güzel bir sunum yaptın Ecehan. Teşekkür ederim. Ben aslında yenilenebilir enerji kavramının üzerinden birkaç aklımdan geçenleri vurgulayarak katkı sağlamak istiyorum. Yenilenebilir enerjiyi aslında sürekli şey yapıyoruz. Tabii kendi içimizde de tartışmalar var. Bunun için de belki ayrı bir program yapabiliriz. Yani yenilenebilir enerji nasıl bir enerji ya da kimin şimdi enerji diye bu çarşamba toplantılarının bir başkasını yapabiliriz. Ama benim aklımdan geçen aslında enerjiden çok bizim aslında yönlendirilen şeyin aslında bu enerji oldu. Yani enerjiye yönlendiriliyoruz. Aslında daha da temel bir şey var. O da kapitalizmin sürekli yeniden üretimini sürekli insanlara daha fazla mal satarak yapmak zorunda olması, yani büyüyen bir ekonomi sistemi olması, bu ekonomi sistemiyle birlikte de insanların daha fazla tüketime yönlendirmeye yönelik aslında bir kurgunun sonucu oluşan bir durum. Ve bu da aslında elindeki insanların yani niteliksiz üretim ve kalitesiz üretim şeklinde ben özetliyorum aslında bu durumu. Kendim ben bilgisayarcıyım. Bilgi işlem yönetiminden emekli oldum. Yani kendim ben çok bu süreçleri gördüm. Kalitesiz ve niteliksiz üretim. Yani bir üründe her şeyi bulamıyorsun. Başka bir ürünü almak zorundasınız. O ürün de diğerini bulamıyorsunuz. Yani böyle bir sermayenin kendi içinde bir niteliksizlik üretimi ve sürekli başka birini almaya zorlayan bir yaklaşımı var. Buna aslında önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu işte kendini yeniden üretmenin bir parçası olarak aslında arka alanda duruyor. Ve kalitesiz üretim de bir başka bir boyutu. İşte en kaliteli markaları bile satın aldığımızda bunların çok hızlı bir şekilde ömürlerinin tükendiğini ya da çok o mekanik parçaların çoğunlukla plastikten yapıldığını, çok hızlı kırıldığını, bozulduğunu görüyoruz ve bunu yaptırmanın fiyat bakımından daha pahalı yenisini almaktan daha uygun olduğunu görüp yenisini alıyoruz. Yani tam da kapitalizmin istediği gibi bir yönlendiriyoruz. Dolayısıyla bu konuya vurgu yapan
çalışmalar yapmamız lazım. Yani klima dağıtı koalisyonu olarak aslında yenilenebilir enerji değil. Yani biz sürekli büyümek zorunda olan sisteme ne kadar yani bütün enerjiyi yenilenebilir enerji olarak versek bile aslında bunun bu büyümeye bu kadar böyle işte kendini sürekli yenilemesine enerji yetmez. Hiçbir şekilde bunu sağlayamayız. Bunun ötesinde bizim bu niteliksiz ve kalitesiz üretimi de ifşa eden ve onun aslında temelde bu enerjiyi gerektiren ihtiyacını ortaya koyan şeyin kapitalizmin yeniden üretiminin temeli olduğunu ve burada da bir oyun olduğunu anlatan insanlara bunun farkındalık yaratan çalışmalar yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler Caner. Belki baştan konuşmak gerekirdi. Saat 10.30'da bitirelim, 1,5 saatte sınırlayalım demiştik. 3'er dakika konuşursak sanırım bayağı bir şey söylüyoruz. Caner tam 3 dakikada bitirdi. Çok teşekkürler. Ecehan'a sorunuz varsa da her 3 soruda bir Ecehan'a dönüp yanıt alalım diye öneriyorum. Müsaade edersen Ecan, senin için de uygunsa. Beyza Hocam, ardından da Mevlüt Hocam. Ben aslında teşekkür etmek için aradım sevgili Ecehan'a gerçekten ve hepinize tabii ki. Bu kadar berrak ve kavramları bu kadar net açan, kapitalizmin bütün süreçlerini ve krizlerin bütününü gören bir yerden yaptığın bu sunum gerçekten akıl açıcıydı. Yani bütün kavramlar çok berrak bir şekilde oturdu, kapitalizmden kopmadı. İnsan merkezli boyuttan uzaklaştı. Gerçek boyutuna oturdu. Ben kendi adıma çok teşekkür ederim. Biraz evvel Caner de yenilenebilir enerjiler üzerinden o tartışma alanlarımızın birbirimize en karşı karşıya geldiğimiz, aslında çok biz birbirimize değilse de bazı mücadele alanlarda birbirimize karşı karşıya gelindiğimiz yerden Ecehan, kapitalizmin kendini yeniden üretim süreçlerinde tıkandığımız yeri işaret etti. Bu çok kıymetliydi. Özellikle bizi kışkırtan ama gerçeği daha net açığa çıkaran bu tanımıyla da. Çünkü sadece kirlenme boyutuyla değil, krizlerin bütününde, o kapitalizmin krizleriyle koşan bütünlüğünde şu anda tüm şeylerde, Filistin-İsrail savaşı da dahil olmak üzere el koyma, sadece yaşam alanlarına el koymuyor, yaşam hakkına da el koyuyor. Gerisinde zaten doğal varlıklara sahip olma ideolojisi de yatan bir süreci savaşla birlikte yaşıyoruz. Burayı da birazcık daha deşen belki Ecehan'ın bu toplantıda açtığı tüm boyutları biraz daha detaylı tartışan gasp etme, özellikle gasp etme, gaspın sonucunda adalet arayışlarımızı vesaireyi de konuşacağımız, mutlaka bunun bir sonraki aşamasında farklı farklı sohbetlerimiz olacaktır. Özellikle ben insan merkezli noktadan ve kapitalizmin gerçek yüzünü bu denli açığa çıkaran bir boyuttaki analizden dolayı çok teşekkür ediyorum. O boyuttan çıktığı için, insan merkezli boyuttan çıktığı için ve bizim en fazla kapışma alanımız, daha doğrusu akılları karıştıran alanı önümüze daha sarih olarak açtığı için, biz buradan biraz daha güçlü tartışmaları yürütürsek sanıyorum mücadele alanındaki kırılmalar da daha azalacaktır. Ve ekoloji mücadelesi gerçekten yaşamı yeniden öreceği, yeniden dönüştüreceği perspektife oturacaktır. Buradan ideolojilerle buluştuğumuz gibi praksisi de teorik olarak da politik olarak da uygulama şansını yakalayabileceğiz. Ben çok teşekkür ediyorum hepinize, başta Ecehan'a ve güzel sunumları ve yönetimi için Deniz'e. Teşekkürler Beyza Hocam. Mevlüt Hocam buyurun, daha sonra Demet. Merhaba. Ecehan Hoca'ya teşekkür ederim. Yine çok güzel bilgilendirmeler yaptı. Şimdi ben yine arkadaşların bahsettiği
bir yerden yenilenebilir enerji. Şimdi ben yenilenebilir enerji olarak atfedilen reslerden muzdarip olan bir bölgede yaşıyorum. Ve böyle toplantılarda ve Türkiye'den veya basından herhangi bir sözcü veya birileri yenilenebilir enerjiden bahsetmeye başlayınca eyvah diyorum. İşte sermayeye yine birileri malzeme verip bizim üstümüze şey yapacak. Şimdi şu Ecehan hocanın söylediği bir şey var. Oradan ifade edeyim. Sermaye birikimine yarayan, sermaye birikimi için kullanılan her teknoloji kirlidir. Bunun adı RES olabilir, HES olabilir, jeotermal olabilir, nükleer olabilir. Şimdi nükleeri de yenilenebilir temiz enerjiye aldılar ya. Şimdi sermayenin kavramlarıyla olaya yaklaşamayız. Şimdi bundan dolayı da yenilenebilir enerji kavramını kullandığımızda bence daha dikkatli kullanmakta fayda var. Özellikle Akbelen ve termik santraller söz konusu olduğunda tabii herkes ateş düştüğü yeri yakıyor ya, herkes o ateş topunu başka yere atmak için neden termik santral yapıyorsunuz, işte şey yapın, yenilenebilir res yapın, güneş enerjisi yapın. Sermayenin elindeki res, sermayenin elindeki güneş kirlidir. Sermaye kirlidir, kapitalizm kirlidir. Şöyle düşünmek lazım. Biz enerji üretimi de yerel düşünürüz. Bir bölgenin üreteceği enerjiye sermaye karar vermez. Veya sermayenin aracı veya şirketlerin aracı haline gelmiş devlet karar vermez. O yerin kendisi karar verir. Yerel demokrasi karar verir. Doğrudan halk karar verir. Hangi enerji kullanacağını ve ne kadar üreteceğini, sermaye değil. Bundan dolayı da şöyle ben Beyza Hocam da demin konuştu. Beyza Hocam'ın kitabından aktarıyorum şimdi. Doğanın kendini yenileyebilme kapasitesini aşan her teknoloji kirlidir. Olaya böyle bakmamızda fayda var. Bu ekokırım yasasına, yani ben şurada Samandağ'dan, Hatay'dan bahsediyorum, konuşuyorum. Reslerden muzdaribim. Göçmen kuşların ana göç yolu Hatay. Göçmen kuşların ana göç yoluna bakın, dünyada birkaç tane ana göç yolu var. Bir tanesi burada. Devlet öyle bir sermaye, öyle bir kuş katili ki tam göçmen kuşların kuşbaşı yapıyor kuşları. Şimdi buna biz şey yapamayız. Ama şu da var. Burası Arap Alevilerin yaşam alanı, habitatı. Şimdi Ekokırım yasası doğru, olumlu bir adım. Güzel. Ama ekoırkçılık yapmak için de ekokırım birbirinin iç içe geçmiş. Mesela Hasankeyf'te HES temiz enerji kirlidir. Orada ekoırkçılık da var. Ekokırım da var. Ekoırkçılık da var. Türkiye'de resmi ideoloji tek dinci, tek mezhep, tek ırkçı, resmi ideoloji ekonominin içine de yedirilerek yapılıyor. Hasankeyf'te HES kirlidir ve ekolojik ırkçılıktır. Ekolojik kırım da yapılıyor. Şimdi Arap Mevlüt Alevilerin Hocam, darı olan bitiriyorum. 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 çok da Özür önemli bir dilerim. şey Özür dilerim. söylüyorsunuz, bölmek istemiyorum ama.
Tamam, ben bitiriyorum. Şimdi bitiriyorum. Şunu da bitiriyorum bak. Bir iki cümle lütfen rica ediyorum. Özür dilerim. Önemsediğim için, canımız yandığı için. Arap Alevilerin veya Arap Hristiyanların, bunlar Türkiye'de yaşayan insanlar, azınlık olarak kabul edilmeyen, duyulmayan Arap Hristiyan, hiç bildiniz mi? Benim komşularım, arkadaşlarım, ama bunların yaşam alanına kurulacak res temiz değildir. Türkiye'nin tek son Ermeni köyünün habitatına kurulacak olan her santralın adı ne olursa olsun, onları göç ettiriyorsa temiz değildir. Bundan dolayı da her santralin ve her enerjinin kurulduğu yerin özgür koşullarına bakmak lazım ve sermaye kurmayacak bunları biz kuracağız. Toplum kuracak. Toplum Çok kuruyorsa, biz teşekkürler. kuruyorsak temizdir. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok çok sağ olun hocam. Toplumsal Rica mülkiyeti, ederim. enerji kaynaklarının toplumsal mülkiyeti ve toplulukların belirlediği bir plan program çerçevesinde hayata geçirilmesi esas enerji demokrasisini hayata geçirmemiz için önemli diyorsunuz. Çok sağ olun. Sevgili Demet, sana söz vermeden önce Şahin Derin bir not var. Onu bu enerji tartışmasını tamamladığı için müsaade edersen söyleyeyim. Nükleer enerjinin yenilenebilir ve temiz enerji olarak AB ülkelerince kabul edilmesi, yeni bir ekokırım suçu olarak iklim adaletsinin artarak devam etmesi, ekolojik krizin derinleşmesini karşımıza çıkarmıştır diyor. Çok haklı. Maalesef bu taksonomiye sığınarak Türkiye'de de nükleer enerji tekrar ağır bir şekilde gündemimizde. Sevgili Demet'te sıra, ardından Tuğçe'ye söz verelim. Ben de Antakya'dan size katılıyorum. Burada çok iyi olmadığı için birkaç kez de koptum. Kusura bakmayın, görüntüyü açamıyorum. Her şeyden önce sevgili Ece Han'a sahiden bu ufuk genişleten ve kavramları berraklaştıran sunumu için ve sana sevgili Deniz çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki bu tematik toplantıları başlatan arkadaşlara da bu olanağı yarattıkları için. Şimdi özellikle ben Ece'nin son sözleriyle başlamak istiyorum. Orada bir ufak katkım ve belki de sorum olabilir. İsrail-Gazze Savaşı, İsrail'deki soykırıma dikkatlerimizi çekti ve burada ciddi bir aynı zamanda ekokırım olduğunu, bunun oradaki zehirli sular, altyapının kirlenmiş olması, su kaynaklarının kirlenmiş olması ve özetle sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı olan temel insan hakkının ihlal edildiğine dikkatimizi çekti. Bunların hepsi şu an Antakya'da ve eminim birçok deprem bölgesinde oluyor sevgili dostlar. Bu ne yazık ki buradaki ekokırım da eğer ekokırımı bir temel insan hakkı, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı olan temel insan hakkı ihlali olarak da tanımlayabilirsek, bunu da ekokırım içerisine alacaksak Antakya'da bu Antakya ve çevresinde, çünkü ben Antakya derken sevgili Mevlüt'ün olduğu bölge Samandağ'ında Defne'yi de katıyorum. Şu an 18 taş ocağına ruhsat verilmiş durumda. ÇED değerlendirilmesi iptal edilmiş durumda Antakya'da. Gene sevgili Beyza'nın belirttiği yaşam hakkına el koymak ve gasp etmek, insanların yaşam alanlarının gasp edilmesi burada şu anda çok büyük bir sorun. Buna da dikkatinizi çekmek istedim. Bu da bir ekokırım suçu bence de. Çünkü burada doğanın katledilmesi, gene Ece'nin ekokırımla kapitalizm krizi arasına koyduğu arasındaki ilişkiye özellikle dikkatlerimizi çektiği noktada gerçekten tam bir nasıl desem size, kapitalizmin burada ne kadar hoyrat, ne kadar acımasızca kendine yeni sermaye alanları yaratmaya çalıştığını görüyoruz. Mesela bu taş ocakları, yeni yapılacak inşaat alanları TOKİ'ler için şu anda hunharca yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Gene aynı şekilde bu kadim kent, 3 gün önce ben şehir planlamacısı arkadaşlarımla, işte birçok gerçekten Antakya için bir şeyler yapmaya çalışan güzel bir çalıştaya katıldım. Sivil sınır tanımayan mimarların ve Hatay Mimarlar Odası'nın
Herkes için mimarlık grubunun düzenlediği son derece verimli, olağanüstü güzel bir çalıştaydı. Birlikte Antakya'yı gezdik, Antakya ve civarını. Ve ben deprem sonrası defalarca Antakya'ya gelmiş olmama rağmen ilk kez eski Antakya bölgesine girebilme cesaretini kendimde gördüm. Dümdüzdü arkadaşlar. Gerçekten böyle büyük boşluklarla karşılaştım. Sevgili Demet, çok teşekkürler. Yani şunu düşünüyorum Deniz. Lütfen. Tuğçe Tezer'le birlikteydik. Tuğçe de şunu dedi. Yani bu enkazlar kaldırılırken ki aynı acımasızlığın hiçbir sulamanın yapılmaksızın o bölgedeki sivil insanlar maskesizdi, çalışanlar maskesizdi. O enkazların hızla kaldırıldığı, geri dönüşümün gene aynı hoyratça kamyonlara yüklenerek üzerine branda dökülmeksizin kapatılmaksızın taşınıldığına da şahit oldum. Yani o daracık sokaklar dümdüz inşaat arazilerine çevrilmiş durumda. Bu hoyratlık, bu acımasızlığın hepsinin altında kapitalizmin işte o sınırsız para kazanma hırsının olduğunu da görmek çok mümkün. Yani şurası şu anda elbette ben yalnızca memleketimle sınırlamak istemiyorum. Birçok bölgenin madenler için ruhsatlandırılmış olması, Muğla'nın %59'unun maden için ruhsatlandırılmış olması memleket bir ekokurum suç mahalli halinde. Dolayısıyla ama deprem bölgesindeki bu ekokırımı da gözden kaçırmamak gerektiğini, bunu da metinlerimizde vurgulamamız gerektiğini ifade etmek istedim. Kusura bakmayın bir ara çok duygulandım. Cidden benim için zor bir geziydi. Zor bir gözlem dediğim gezi değil tabii gözlemdi. Ama bütün bu acı gerçeklerle yüzleşmenin de bizi çözüm önerilerine, yapacaklarımız konusunda daha güçlü çözüm önerilerine yakınlaştıracağına ve bizleri daha güçlü hale getireceğine inanıyorum. Bu nedenle de buradaki ekokuruma dikkatinizi çekmek istedim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Demet. Önümüzdeki 10 yılları etkileyecek büyük bir ekokırım suçu işleniyor deprem bölgesinde. Altını çizdiğin için tekrar teşekkürler. Sevgili Tuğçe'ye verelim sözü. Ardından bir Ecehan'a dönelim. Belki yorumlar yapmak ister mi diye. O hayır dedi ama önce bir Tuğçe'yi dinleyelim. Ondan sonra bakalım. Tuğçe sesini açabilir misin? Ses kapalı kaldı. Demet, ben sonra konuşmak biraz zor olacak takdir edersiniz. Çünkü senin de dediğin gibi kaç on senelere yayılacak bir iş söz konusu ve şimdiye kadarki kısmında çok büyük bir çuvallama söz konusu. Belki birazcık daha evet hani örneğin tamam iktidardan zaten beklentiniz yok ama muhalefetten hani beklenti daha yüksek ve bence muhalefet de o beklentiyi karşılayamaz pozisyonda. Hani bu iklim adaleti koalisyonunun çapını çok aşan ölçekte ancak muhalefetin cevap verebileceği bir durum söz konusuyken bence bayağı kötü yani durum. Biraz da hani çuvaldız şeyi olsun burada. Bir kenar not olarak. Benim biraz bugünkü konuşmanın aslında teknik bir sorum olacak. Belki Ecehan değil başka biri de biliyor olabilir aramızdan sorumun cevabını. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi Covid döneminde bütün dünyanın böyle durduğu bir an oldu ya. O dönemin verilerini çalışan çevre kuruluşları, ekolojistler vesaireler var mı? Çünkü şöyle düşünüyorum. Orada o Caner'in bahsettiği yani gereksiz üretim mesela bir anda bir süreliğine, önemli bir süreliğine durmuştu. Yani bizim gerçekte ihtiyacımız olan şey ne gerçekten? Hani bu klasik şey vardı ya Çin'in işte sera gazı salımındaki fark işte bilmem Mart ayı ondan sonra işte Nisan ayı falan gibi böyle bir karşılaştırma vardı hatırlarsınız.
Bu enteresan olabilir, şu açıdan enteresan olabilir diye düşünüyorum. Kamuoyunda buna dair bir söz söyleme kabiliyeti kazanabiliriz. Çünkü insanlar, tabii ki Türkiye'de çok daha zor yaşandı Covid dönemi ama o şeyi bence daha fazla gördükleri bir dönem olduğunu düşünüyorum. Temel ihtiyaçlarımız nedir? Ve bununla ilgili başka bir şey daha yaşandı. Türkiye'de gene kötü yaşandı ama yine de yaşandı. Bu bahsini ettiğin işte kadınların ve göçmenlerin ikinci iş gücü piyasası olarak çalışan insanların önemi. Çünkü onlar gündelik hayattaki bütün önemli işleri yönetiyorlardı ve çok kötü ödemeler alıyorlardı. Ve hani bunun eşitsizliğini hem görmek için ama çok kısa bir süre oldu bu. Çünkü sonuçta bence her şey fazla çok kısıtlı. Yani o kadar hızlı bir hayat yaşıyoruz ki bunun bilgisini sindirecek kadar imkanımız olmadığını düşünüyorum. Bu o ana dair, o anla eskisini ve sonrasını karşılaştıran bir çalışma varsa çok iyi olabilir. Bir de bu şöyle bir şey de var. Mesela bazen hani hep böyle konuştuğumuzda sanki herkes şehirleri bırakacak, köye gidecek ve toprak işlemeye başlayacak gibi bir şey devrimden sonra işte bütün her yer çok harika olacak gibi bir şey çizilebiliyor ya bazen böyle iklimciler arasında. Şimdi şehirler bence hala şehir olmaya devam edecekler ve yani ona dair ne diyoruz da ben çok ilgileniyorum. Bunun içinde Fransa'da Alternativa diye bir oluşum var. Bunlar var olan her şeyin nasıl alternatifini yapabiliriz ya da neyle onu değiştirelim ile uğraşıyorlar. Bence insanların gündelik pratiklerinde bir şeylere oturtmak adına iyi olabilir onların da yaptıkları bu işte broşürlere, önerilere bakmak. Yani bunu sadece kendi kendilerine de yapmıyorlar. Yani mesela yerel yönetime gidiyorlar. İşte ne kadar bisiklet yolu yapabiliriz ve bisikleti teşvik edebiliriz gibi yerel yönetimle bunu tartışarak yapıyorlar. İşte atıyorum o zaman herkese diyor ki bisiklet alana yerel yönetim 100 euro ödenek vereceğim. Çünkü bisiklet kullansın istiyor. Anlatabildim mi? Bu tarz şeyleri de yani alternatifleri yani basit hemen uygulamaya geçebilir alternatifleri de teşvik etmek lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Ecan, bir yanıt vermek ister misin? Kısaca birçok şeye katılıyorum aslında, özellikle yenilenebilir enerjiyle ilgili Caner'in açtığı tartışma. Yani ben de vaktim olsa çok benzer paralel bir şey söylerdim zaten sunumda. Bence çok şeydi, netti. Şeyi de tekrar altını çizmiş olayım. Yani gerçekten de kimin enerjisi, kimin ihtiyacı? Yani önce onu bir konuşmamız lazım. Gerçekten de enerji meselesiyle ilgili nereden üretelim tartışmasından önce niye üretiyoruz yani tartışmasını yapmak gerekiyor. O bence kesin. Yani Demet'in söylediklerine katılmamak mümkün değil. Ayrıca duygusunu da paylaşıyorum. Yani hani onun kadar Antakya'da kalmadım. Böyle ara ara gittim geldim falan ama yani gerçekten çok sarsıcı bir deneyim. Duygunu paylaşıyorum diyeyim Demet. Ve yani gerçekten de hani deprem sonrası gerçekten hayatın hiçbir şey devam olmamış gibi devam ediyor olmasının kendisi bile aslında hükümet tarafından o bile bir ekokırım suçu yani bence. Ve bunu çok daha fazla gündem etmemiz gerektiği konusundaki şeye de katılıyorum, yaklaşıma da katılıyorum. Tuğçe'nin ikinci dediğin çok ilginçti Tuğçe, alternatifayla ilgili araştıracağım. Eğlencelidir her şeyden önce bir kere. Ama ilk dediğinle ilgili maalesef şöyle bir şey var. Şimdi Our World in Data'da çıkarmaya çalıştım ama zaman yetmedi. Şey yapamadım. Sonra bir ara paylaşırım. Ben de bir yerde daha önce yapmış ve paylaşmıştım. Sadece pandeminin ilk 3 ayında küresel ticaret hızı azaldı. Ondan sonra artmaya başladı. Ve 6. ay, 6 demeyeyim 9 da olabilir. Hani çok emin değilim. Ya 6 ya 9. aydan sonra pandemi öncesinden daha hızlı hale geldi. Dolayısıyla da aslında şey olmadı yani maalesef öyle bir küresel ticaret hızı düştü ve onunla birlikte işte karbon emisyonları azaldı gibi bir durum. Maalesef 3 aylık kısa bir kapitalizmin ne yapacağını bilemediği bir dönemde biraz olur gibi oldu. Ondan sonra çok hızlı toparladılar yani o mevzuyu. Bir de onu söylemek istedim. Çok teşekkürler.
Çiğdem, sonra da Zeki Bey. Buyurun. Çok teşekkürler. Ben daha çok şeye ek okurum ve işte iklim adaleti perspektifi ilişkisine dair bir şeyler söylemeye çalışacağım da. Sunum için ben de çok teşekkür ediyorum. Artık katkılar Demet'in duygularını da aynen paylaşıyoruz hep birlikte. Şimdi bu kampanya bir yıldır sürüyor. Ekokırım kavramının bilinmediği bir memlekette bu kampanya yapıldı ve 25 bin imza, ıslak imza toplandı ve kimlik numaralarını istedik insanlardan. Yani genelde kimlik numaralarını vermez insanlar sokakta imza toplayanlara. Bu anlamda böyle ya bu ne ki ekokırım nedir, kimsiniz, nesiniz, ne yapıyorsunuz falan gibi çok temel bir tanışma kavramla kendisiyle perspektifimizde tanışma adımıydı bu bir yılın bir kısmı. Sonra depremle birlikte aslında deprem ve ekokırımla yüzleşmek, onunla ilişkisini doğrudan deşifre etmek, daha derinlemesine işlere direkt girdik aslında. Yani molozlar meselesi, işte yaşam alanlarına yönelik tehditler, asbest değil mi? Yanlış söyle, asbestler falan filan, her türlü kimyasalların kullanım biçimi konusunda yaptıklarımız da aslında bu eko kırımın daha derinlemesine çalıştığımız bir alanına dönüştü. Hatırlıyorum depremize de arkadaşlar gelip Erzincan'dan falan yani şeyden Hatay'dan masamızda bizimle birlikte ekokırım imza metni topluyorlardı deprem propaganda depremin sonuçlarına karşı propaganda yaparken. Neyse söylemeye çalıştığım bu ekokırım kampanyası bizi sokakta tuttu. İşte eylemde, kervanlarda gözlem yaparak birlikte ciddi bir çaba içindeydik. Tarihsel olarak da baktığımızda bu ekokırım basın metnine bakarsanız son cümle, son bir paragraf var. 70'li yıllardan itibaren hukukun konusu olan diyor. Arkadaşlar buna vurgu yaparken aslında 70'li yıllar Vietnam Savaşı'nın yarattığı korkunç acıya karşı büyük bir savaş karşıtı hareketinin açığa çıktığı dönem. 68 kuşağının bir ifadesi aslında ekokırım kavramı. Nasıl açığa çıkıyor? Bu orange agent dedikleri portakal diyorlar. Aslında gazın rengi portakal rengi falan değil. Ama koydukları tankların rengi portakal rengi olduğu için ama 20 milyon galon falan sprey gibi böyle sprey şeye pestisit dedikleri şeyi insanlara, topraklara 50 yıl boyunca hala çocuklar, insanlar, doğa bu kimyasaldan dolayı sakat doğuyorlar. Hala bedelini ödüyorlar yani. Bu kadar korkunç bir suç işlenmiş durumdaydı. Sonra üstüne biliyorsunuz nükleer, yani hiçbir şekilde tehdit değildi Japonya, Hiroşima'ya falan nükleer atıldığını. Bütün bunlar aslında önce antroposenik dedikleri bu kişi, insan hakları merkezli düşünülen ama sonra bu bizim şu anda ilişkide olduğumuz İksel sayesinde doğrudan çok yakın bir ilişki yürüttüğümüz İngiltere'deki avukat arkadaşların gayretiyle çok daha ekolojik, ekosentrik diyebileceğimiz bir bakış açısıyla uluslararası ceza hukukunun parçası yapılmaya çalışılıyor. Neden uluslararası hukuk diye eminim kafamızda soru işareti var. Bir de ceza hukuku yani. Neden ceza hukuku? İşliyor mu diye sorabiliriz değil mi? Yani şu anda insanlığa karşı işlenen suçlar uluslararası bir suç. Ceza mahkemesinin konusu. Ve gözümüzün önünde soykırım işleniyor. Yani çok büyük bir acı yaşıyoruz biz. Vietnam'da nasıl
bir acı yaşandıysa ve Vietnam karşıtı bir hareket inşa edildiyse, şimdi de uluslararası bu mahkemeler kesinlikle emperyalistleri sorumlu tutmuyor. Onlar veto haklarını kullanarak kendilerini asla hukukun önünde görmek gibi niyetleri yok. Hukukun o ceza mahkemelerinin önüne çıkarılanların hepsi düşük düzeyli devletler, hükümetler. Yani soykırım suçuyla suçlananlar. Ama aslında en büyük soykırımı işleyen, bu sistemin jandarmalığını yapan, bekçiliğini asıl finansmanını yapan kesimler bu ceza mahkemelerinde görmediğimiz. Irak'ı suçlayıp oraya saldırmak için kullanılan mahkemeler bunlar. Neyse, ama biz bu nedenle bu mahkemeler üzerinden deşifrasyon çabasını değersizleştirmiyoruz. Sadece şunu biliyoruz. İklim meselesi, ekolojik kriz meselesi acil. Acil bir mesele olduğu için uluslararası bir yerden tutmaya çalışıyorlar. Ve bütün devletlerin gündemine sokabilecekleri bir uluslararası ceza mahkemesi gündemi üzerinden hızlı bir şekilde bunu gündemleştirmek mümkün diye düşündüler son dönem kampanya yapanlar ve başarılı oldular aslında. Şu anda ada devletleri de uluslararası ceza mahkemesi önünde bunun için bir çaba sarf ediyorlar. Bütün devletler buradan zorlanıyor ve bütün halklara bir ekokırım suçu tarifi yapılıyor. O yüzden güçlü ve başarılı bir kampanya olduğunu düşünelim ama İkiyüzlü sistemin değişimini, bu ikiyüzlülüğü, bu yani korkunç kanlı sistemi Uluslararası Ceza Mahkemesi üzerinden değiştiremeyeceğimizi bilen bir yerden iklimi değil sistemi değiştir diyen bu genç yeni hareketi de güçlendirerek Filistin halkıyla da dayanışmanın iklim hareketinin bir parçası olduğunu bilen bu genç kuşağı da sahip çıkarak sevgili Çiğdem bence toparlayalım mı? Meclise gideriz. Sustum. Tamam. Teşekkür ederim. Yok estağfurullah. Susmak değil toparlamak. Yok yok. Yok yok. Tamamladım yani. 8 dakikamız kaldı. 2 tane de söz hakkı var. O yüzden araya girmem gerekti. Önce Zeki Hocam ardından Aysel Hocam. Buyurun söz sizin. Evet. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle Ecehan'a ve katkı sunan dostların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir program izledim, bir çalışma izledim diyebilirim. Ama takıldığım birkaç konu var. Hepimize birden sorabiliriz, ben de dahil. Şimdi sevgili Ece, topluluk temelli yenilenebilir enerji dedi. Biz ekoloji mücadelesini yürüten insanlar sermayenin planlayacağı şeylerde öncelik ya da önderlik ya da işaret etmek gibi bir görev üstlenmememiz gerekir diye düşünüyorum. Çünkü biz Sinop'ta nükleer karşıtı bir mücadele veriyoruz. Türkiye'nin biri kuzeyinde biri güneyinde olmak üzere şimdilik görünen başka yerlerde düşünüyor olabiliyorlar tabii ki. Nükleer santrallerle alakalı olarak olmaması gerektiğini, kurulmaması gerektiğini anlattığımızda karşılaştığımız soru şu. Elektrik fişini nereye takacağız? Yani bizim bu soruya verilecek cevap diye bir şey ortaya koymamamız lazım. Ama toplumsal temelli dediğimizde yani Mevlüt Hocam'ın da söylediği şekilde yörenin insanları karar verecekse eyvallah. Ama sermayenin yapacağı bir çalışmaya işte şu burada nükleer olmaz, RES yapın, HES yapın ya da jeotermal yapın gibi başka şeyler söylersek yapacağımız iş lobiciliğe girer. Bu bir, bunun altını çizmek istiyorum. Diğer bir yandan da bölgesel olarak Karadeniz'de yaşadığım için buradaki yaşanmışlıkları işte maden sahaları, enerji, HES'ler vesaire gibi konuların bize yarattığı toplumsal bir şey var. Olumsuz olgular var. Örneğin Karadeniz'in büyük bir bölümü
madencilik sahası olarak tescillenmiş, ayrılmış. Yeşil yol diye tabir edilen bir yolda Hopa'dan Samsun'a uzanan bir şeyde dağları parçalayıp pazarlamaya çalışılan bir yapı var. Ve Fatsalı olduğum için de şunu söylemek isterim. Yani Ordu'nun %74'ü maden sahası olarak işaretlenmiş olarak dururken böyle bir yapıya izin vermemek adına çok büyük, yani ekoloji mücadelesindeki dostlara da büyük görevler düşüyor diye düşünüyorum. Yani ekolojinin krizini yasaya sığdırmamamız gerekir diye düşünüyorum. Yani bunu geniş bir çember içerisinde, çerçeve içerisinde konuşlandırırsak daha farklı bir şey çıkartmak istiyorum. Yani biz enerji türlerini önermememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ve fazla bir söz almadan, çünkü zamanımızın kısaldığını söylüyorsunuz, toprağın üstü altından daha değerlidir ve biz toprağın üstüne sahip çıkalım diye de sonlandırmak istiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Zeki Hocam. Aysel Hocam buyurun. Herkese merhaba. Ben geç katıldım biraz. Ecehan'a çok teşekkür ediyorum bütün katkılardan dolayı, bütün arkadaşlara. Aslında kısa bir şey söyleyeceğim. Beni de çok heyecanlandıran ve halk diyeyim, mahallemde Validebağ savunması olarak biz masa açtık ve bu iklim adaletinin hazırladığı çalışmalarına benim de şahit olduğum metni, Ekokırım yasa tasarısı hazırladığımızı imzalatırken insanların ne kadar heyecanla, ne kadar bazılarının hiç sorgulamadan anında üç kelime konuşup hemen imzalaması, bazılarının da detayı öğrenerek sevinçle imzalaması beni çok mutlu etti. Bu o kadar modifi oldum ki, zaten şöyle bir durum var. Bizim çok uzatmayacağım. Bizim solcuların ya da Marksistlerin ya da sosyalistlerin gündemine çok geç girmiş bir ekolojik mücadeleden bahsediyoruz. Bunun da peşine iklim adaleti girince iş daha da şekillendi ve tabana yayılmaya başladı. Bunda emeği geçenleri kutluyorum. Yani gerçekten sevinç içindeyim bu konuda. Bu yasa tasarısı imzası sadece o meclise verecek imzanın dışında yarattığı etki de beni çok mutlu etti. Çok dar bir alan Türkiye genelinde yapıldı ama Validebağ savunması olarak masada her an durdum ve insanlara bunu izah ettim. Aldığım bildirimler ve bize minnet duyduklarını bakışlarından gördüğüm insanlar beni çok mutlu etti. Bunu bayağı da biz imza topladık biz. Hiç itirazsız imzalar, hiç itiraz eden olmadı. Sadece telefon numarasını ve kimlik numarasını yazmakta tereddüt edenler bile, ya boş ver bundan olacaksa olsun diyenler bile oldu. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Çok teşekkürler. Emeklerinize sağlık. Yüzümüze gülümseme kondurdunuz. Bu güzel tepkileri bizimle paylaşarak çok Evet. teşekkürler. Sevgili Aslı. Öncelikle hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Ekokırım dendiği zaman tabii ki de içimizde bir heyecan, bir mutluluk, bir sevinç. Yaklaşık bir buçuk sene önce başladığımız uluslararası Ekokırım konferanslarıyla birlikte, gazhanede yaptığımız konferanslarla birlikte bu umut içimde hep yeşeriyordu. Sonrasında Ekokırım sürecimiz, imza metinlerimiz, her perşembe yaptığımız akademik söyleşilerimiz, okuduğumuz kitaplar, Ekokırım'ı tanımladığımız, kendi içimizde yaptığımız sohbetler sonucunda ben şuna inandım ki, evet belki bu defa değil ama her seferinde biz inatla, umutla, sabırla bu yola devam edeceğiz. Bir de şu var, ben şunu da söylemek isterim. Biraz önce Karadeniz'den bahseden arkadaşımıza, hocama şunu da söylemek isterim. Bir Karadenizli olarak 20 küsür senedir
Karadeniz'deki HES'lerle birlikte katıldığım ekoloji mücadelemde şunu gördüm ki evet bizim direnmemiz, mücadele etmemiz çok önemli. Ama bir de önümüzde gerçekten bir sıkıntılı süreç var. Ne yaparsak yapalım sonuç bir hukuki sürece dayanıyor arkadaşlar. Ve Ekokırım'ın suç olması, yasa teklifini bizim meclise götürüyor olmamız ciddi anlamda bir farkındalık kazanacak, bize bir boyut kazandıracak. Ve bu süreç bize daha farklı bir perspektiften bakmamızı da sağlayacak. Hem teorik olarak hem de sahalarla birlikte ikisini birleştiren ekip olarak, çalışma ekibi olarak bizler mücadelemize devam edeceğiz. Pazartesi akşamı İstanbul'dan yola çıkıyoruz. Bir otobüs Ekokırım çalışma grubu olarak diğer şehirlerden arkadaşlarımız geliyor. Ankara'da mecliste toplanacağız ve yaklaşık 2 haftadır meclis görüşmelerimiz devam ediyor. Ve oradaki heyecanımızı sizlere de yansıtacağız. Bunu biliyorum. Burada toplantıda olan arkadaşlarımızdan Ankara'da olacak olanlar da var. Olamayacak olanlarla da orada yürek bağlarımızla birlikte olacağız. Buna eminim. Gerek Türkiye gerek yurt dışında olan sevgili yoldaşlarımızla, gönüldaşlarımızla hep birlikte olacağız. Lütfen umutlarımızı yitirmeyelim. Bazı avukat arkadaşlarımız bir tanesi dün şöyle dedi. Bence dedi çok hayal kuruyorsunuz Aslı'cığım dedi. Hayır dedim hayal kurmuyoruz. Keşke bu ülkenin tüm hukukçuları bizler gibi hayal kurmayı bilseler. İnanın o kadar güzel ki bunun hayalini bile kurmak çok güzel. Devam edeceğiz. Seneye yine gideceğiz. Her 28 Kasım'da biz meclise gitmeyi hedefledik. Bir sene daha toplayacağız imzalarımızı. Yine gideceğiz. Hatta öyle bir boyut kazanacak ki belki ayda bir Akbelen için gideceğiz. Bir dahaki ay Kaz Dağları için gideceğiz. Bir dahaki ay İkizdere için gideceğiz. Karadeniz nükleer santraller için gideceğiz ve biz Ekokırım suçtur, iç hukukumuzda yeri olmalıdır şiarından asla vazgeçmeyeceğiz. Hepinize Aslı bak teşekkür ediyorum deprem arkadaşlar. bölgesini unuttum. Deprem bölgesini. Her Asıl suç deprem bölgesini unutmamız mümkün değil hayatım. ama Mutlaka bunu söylemedin. bizim Ekokırım sürecimizin içindeki en ayrıntılı nokta zaten Hatay'da geçirdiğimiz süreç, yaptığımız çalışmalar ve oradaki Ekokırım'a birebir yakinen şahit olmuş insanlardan biri olarak unutmamız mümkün değil. Tek tek yani ülkenin her yerinde o kadar çok Ekokırım var ki sadece bir iki tane örneklendirmeydi ama Hatay tabii ki de bunların başında geliyor Demetciğim. Hepinize sevgiler gönderiyorum. Teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkürler Aslı. Böyle umutla bitiriyoruz galiba söyleşiyi. Eğer söz yoksa arkadaşlar planımıza sadık kalalım. 1,5 saatte bitirelim diye öneriyorum. Söz var mı? Gene de bir sormak isterim. Son bir söz almak isteyen var mı? Yoksa Ece Han'a dönmek isterim. Ece Han, son bir şey söylemek ister misin? Teşekkürler herkese katkıları için. Ya benim için de soruları not ettiğim, üzerine düşünecek bazı temaları, daha derin düşünecek bazı temaları tekrar gözüme getiren, ya aklıma getiren bir tartışma oldu. Teşekkürler herkese katkısı için. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Ben de Teşekkürler. şöyle bir şeyle çıkıyorum bugünkü söyleşiden. Biraz da sanıyorum o sınırsız, sömürüsüz, sınıfsız dünyada nasıl bir ekolojik hat izleyeceğimize dair somut fikir tartışmalarına ihtiyacımız var. Örneğin enerjimizi nasıl elde edeceğiz? İşte uydurulmuş ihtiyaçlardan nasıl kurtulacağız ve gerçek ihtiyaçlara ulaşacağız? Buna dair de böyle fikir turları, hayal etme turları, belki bilim insanları ile birlikte somut üretim süreçleri de planlamak gerekir gibi hissettim ben bugünkü tartışmalardan. Bu da benim cebime, heybeme giren oldu. Sizinle paylaşmak istedim. Herkese çok teşekkürler katkıları için. İyi Görüşmek üzere. İyi akşamlar. akşamlar. İyi İyi akşamlar canım. Çok akşamlar. sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi İyi akşamlar. akşamlar.